Birlikte savunmayı savunmak ve savunmanın yanında durduğumuzu göstermek ve özellikle savunmaya yapılan saldırılara karşı bir bütün olarak mücadele edeceğimizi göstermek adına toplanmış bulunuyoruz. Yazdığı gibi hukuk alanına ilişkin temel prensiplerin sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir ülke konumundadır. Özellikle savunma hakkının sürekli ihlali nedeniyle Tehlikeli Avukatlar Günü iki kez ülkemize atfedilmiştir. 2016 yılı ortasında ilan edilen ve akabinde kurumsallaşan olağanüstü hal rejimiyle birlikte yargı alanındaki bu tablo derinleşmiş ve toplumun geniş bir kesimini kapsar hale gelmiştir. Öyle ki o hal ve sonrası itibariyle Türkiye'de artık bir yargı mekanizmasının varlığından söz edilememektedir. Özellikle siyasi iktidara muhalif olan kesimlerin yargılamaları, içerdikleri usul ve esas çarpıklıkları ile bu tablonun en yalın örneği durumundadır. Siyasi iktidar, yargı kararlarına doğrudan müdahale etmekle ülkemizin hızla hukuk devleti olma yolundan ayrılmasına yönelik mekanizmaların inşasına soyunmaktadır. Tüm bu insanların ortak paydası, adaletten, haktan, demokrasiden yana olmaları ve bunların ihlallerinde muhalif duruş sergilemeleridir. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Ozağaç'ın da bulunduğu ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu çalışanı 18 avukata onlarca yıllık hapis cezası yağdıran dava dosyası, çizilen bu bütünlüklü tablonun içerisinde önemli bir yerde durmaktadır. Gerek sanıkların Türkiye kamuoyu tarafından yakından tanınan ve toplumsal muhalefetin savunmanlarını üstlenmiş avukatlar oluşu, gerekse dosya kapsamında yaşanan hak ihlallerinin hukukçu olmayanlarca dahi kavranabilecek yalınlığı, bu dosyayı Türkiye'nin mevcut hukuksuzluk halinin bir aynası konumuna getirmiştir. Dosya kapsamında ceza almış iki avukatımız Ebru Tüfik ve Aytaç Ünsal hem müvekkilleri hem kendileri için bir yandan da ülkede genel olarak süre gelen ve gün geçtikçe kanıksanan bu gidişata dikkat çekebilmek ve dur diyebilmek için ölüm oruncunu olduklarını duyurmuşlardır. Bu nedenle dört duvar ardında sesi kısılmak istenen sadece avukat değil toplumsal mücadeleleridir. Dünyanın dört bir yanından on binlerce insan bu dosya kapsamında tutuklu avukatlar için adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep etmiştir. Ancak bu talebin aslında avukatları aşan bir yanı olduğu herkesçe bilinmekte, on binlerce insan süre gelen hukuksuzluk haline bir son verilmesi gerektiği isyanını da dile getirmektedir. Dosya kapsamındaki hukuka aykırılıklar çok açık olup bütün dünyada da bilinmektedir. Bu haliyle ilgili hukuka aykırılıkların tespitiyle adil yargılanma hakkının tesisine ilişkin şartlar derhal yaratılmalı ve tutuklu avukatlar bir an önce serbest bırakılmalıdır. Temenni olarak ifade ettiğimiz bu husus bir talebin kabulü değil, uluslararası ve anayasal bağlayıcı yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak algılanmalıdır. Bir kez daha söylüyoruz. Adil yargılanma haktır. Avukatları derhal serbest bırakın, adalet sağlansın, Ebru ve Aytaç yaşasın.